Z'ye hoş geldiniz hepiniz. Klinik psikolog Gökhan Çınar ben. Bugün karşımda cellat var. O bir fenomen. TikTok'ta 8,5 milyon takipçi var şu anda. Evet. Hoş geldin. Heyecanlı mısın abi? Çocukluğuma dönebilsem ona şöyle derdim. Aferin derdim. En umutsuz anlarımda. Cehenneme gitsem buz satarım. Gene yolumu bulurum. Ne oldu da yalnız yaşamaya başladın sen? Yaşam tarzı beni çok şey yapmadı ve bir evimiz vardı. Orada tek yaşamaya başladım. Benim hayatımda TikTok olmasaydı şöyle bir yer olurdu. TikTok'a da zaten yanlışlıkla başlamıştım ilk başta. Yangının oradasın. Bunun videosunu niye çekiyorsun diye sordular sana. Tamamen farkındalık. Sonuçta ben kitleme videoyu 10 milyon izletebilmiş. Program sonunda da beni yok edeceğini konuştuk biraz önce. Bana o yer çok merak ediyorum deneyimi. Nasıl bir hareket eder onu yaparken mesela? O ana bağlı. Yani. Evet. Z'ye hoş geldiniz hepiniz. Klinik psikolog Gökhan Çınar ben. Bugün karşımda cellat var. Biz her seferinde konuşarak, anlatarak Z'yi anlamak, Z kuşağını anlayabilmek diyoruz ama anlayabilmek için temas etmek gerekiyor. Anlayabilmek için gerçekten tanımaya yönelik bir sohbet etmek gerekiyor. Biz de bu programda en çok bunu yapalım istiyoruz. Çünkü aslında sadece bir kuşaktan ibaret değil, içindeki gerçek hayat hikayesi olan insanları konuşabilmek lazım. Eğer anlamazsak iletişimsizlik olur. Eğer anlamazsak kuşak çatışması olur. Eğer anlamazsak bu ülkenin gençlerinin gerçekten neye mutlu olduğunu ya da neye dertlendiğini öğrenemeyiz. O bir fenomen aslında. Şöyle bir baktım, TikTok'ta 8,5 milyon takipçi var şu anda. Evet. Ve bunun ötesinde, tabii bütün bu sayıların, algıların ötesinde, Özgür Deniz cellat genç bir adam, bir insan ve onun hikayesi üstünden hem onu hem Z'yi, dünyaya, ülkeye, kendisine bakışını konuşalım. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Öncelikle heyecanlı mısın abi? Seninle olduğum için heyecanlıyım, keyifliyim. Süper. Ben de abi, aynen öyle. Çünkü gerçekten bilmiyorum, sen de karşılığı nasıl, müthiş seviliyorsun. Nasıl alıyorsun bunu? Yani hani 20'li yaşlarda bu kadar milyonlarca insanın alkışını almak nasıl geliyor sana? Korona dönemiyle yayınlarım başladı. O zaman da yaşadığım dönem içinde yani çok arkadaşlarımla böyle yakın değildim. İşte oradaki beni sevenlerle biraz daha iç içe olmaya çalıştım. 6-7 ay falan hiç durmaksızın yayınlar yaptım. Çocuklar işte o zamanki bana duyduğu ilgi, beni sevdiği yanları, işte her şeyimizi özel yapmaya çalıştım. Yani bence çok önemli bir değer. Bir insanın sizi seviyor olması, yani görüşlerinize saygı duyuyor olması, sizin yolunuzdan sizle birlikte ilerlemesi, bunlar önemli şeyler. Ve kısa sürede de TikTok'ta şu an toplam 9 milyar falan görüntülenmemiz var. Ben sana bu senin hayatında neye denk geliyor diye sorsam başlarken, benim hayatımda TikTok olmasaydı benim hayatım şöyle bir yer olurdu. TikTok'a da zaten yanlışlıkla başlamıştım ilk başta. O ne demek? Bir video çekmiştim. Altına bir ses koyacaktım. Bu koyacağım sesi TikTok üzerinden koydum. TikTok üzerinden koyarken videoyu da paylaştım. Video 1,5 milyon izlendi bir günde. İkinci attığım video yine 1 milyon izlendi. Üçüncü attığım video falan filan. Biraz daha öyle oldu ama ne değiştirir diye sorarsak, müzikle büyüdüğüm için işte bağlama çalıyorum. Tambur, cümbüş, gitar falan bunları çalabiliyorum. Enstrümanlar çalabildiğim için sanırım sanatçılık kariyeri üstüne yürüdüm. Keşke bağlamanı isteseymişiz senden. Seni çalarken görmeyi gerçekten istedim. Tamam. Bana bir video yollar mısın sonra? Olur. Tamam, peki. Şimdi şunu da sormak istedim bir taraftan. Yanlışlıkla TikTok fenomeni olmaktan bahsediyorsun. Başta ama sonra tabii, başta, çok bilinçli, çok kendi dünyandan seni takip edenlerin belki çocuk olduğunun bilincine de vararak bir süre. Sonra yaşlar büyüdü elbet. Tabii. Ne seviyorlar sende sence? Senin neyini seviyorlar gerçekten? Ya ben de genel olarak ne sevdiğini biraz da onlara sormak lazım aslında ama benim görebildiğim, hissettiğimiz duyguları beraber yaşadığımız için. Mesela bir şarkı söylediğimde hep beraber üzülüyoruz aslında. Bir şey olduğunda hep beraber gülüyoruz. O yüzden gülüşümü seviyorlar, işte söylediğimiz şarkıları, işte beraberliği, o birlikteliği seviyorlar. Yani çoğu, bazısı ne bileyim tipimi seviyor, bazısı o auramı seviyor, duruşumu seviyor. Ben de aradıkları samimiyeti yakalayabiliyorlar. Öyle oluyor. Samimiyet olarak seviliyorum yani. Biraz konuşacağız bu dünyanın içerisindeki varlığını da Z'ye devam ederken ama şöyle bir genel soru sorayım. Yaş 22, bu ülkede milyonlarca insan tarafından da takip edilen, aynı zamanda kendine ait bir iç dünyası olan elbet, bir genç bir adamsın. Bu ülkede gençliği yaşamak senin için nasıl bir şey? TikTok yapmasaydım, belki bir sanatçı da olamasaydım, o zaman bana hayat cidden çok zor olabilirdi. Yani çoğu şey bazen istediğimiz gibi olamıyor. Ama bunları oldurmak kendi elimizdeyken de
bazı şeyler engel olabiliyor. Senin gibi böyle göz önünde büyüyen çocuklar bir taraftan da tabii ruhen yorgunluklar da oluyor. Ama diğer taraftan da galiba o kadar fazla hakaret, linç, saldırıdan geçiyorsunuz ki. Hı-hı. Bilmiyorum sende yansıması nasıl? Birazcık da güçlenerek çıkmak ve büyümek gibi de oluyor tabii. Burası diyebilir ya, miyiz? Öldürmeyen şey güçlendirir diye bir laf var. Çok herkesin bildiği. Yani biraz onun gibi. Bazıları eleştirebilir, buna kötü yorum yapabilir ve ben bundan almam gerekenleri kendim için alırım ve kendimi daha iyidir geliştirebilirim. Ki yapamayacağım yani şeyi de zaten geliştiremem çünkü o artık hater yorumu oluyor. Hani sevmiyor adam resmen. İşte adam mesela uzattığım tırnağıma laf ediyor. Bu tırnak mı oğlum diyor mesela ya da saçın niye öyle bilmem neyin öyle falan. Yani bunlara takılınabiliyor. Eleştirilecek bir şey gördüğümde de mutlu oluyorum aslında. İşte geliştiriyorum kendimi. Cellat senin soyadın mı? Evet. Tamam. Yani kimlikteki soyadın. Evet. Tamam. Kulağa biraz bir belki işte simge olarak soyadın olmasının dışında ilk duyulduğunda cellat var biliyor musunuz? Cellat var insanlar takip ediyor denildiğinde bir insan duruyor cellat mı diye. Evet. Sen de soyadını alıp kullandın aslında ismin olarak. Hatta sana artık ailen bile öyle hitap ediyor yer yer tabii, zaman tabii. Zaman. Bu cellat olmak yer yerde gerçekten baktım videolarına öfkeli, sert bir duruşum var. Hı-hı. Özellikle bu başlıkla bu isimle gitmenin algısıyla ilgili ne düşünüyorsun? İki tane ismim var. Özgür Deniz. Cellat soyadım. Deniz karakteri. Daha masum, daha tatlı. Yani ne bileyim çoğu kişi böyle şey yapabiliyor. Görünce mahlas sanıp cellat ne falan filan bilmem ne. Bu sonuçta benim elimde olmayan bir şey çok. Ama aslında bu da hoşuma gidiyor yani. Seviyorum. Türkiye'de kaç tane isim cellat diye hitap edilen kişi var sonuçta. Peki nasıl bir hayat düzenin var şu an? Yalnız mı yaşıyorsun sen? Evet. Küçüklükten beri yalnız yaşıyorum. Kaç yaşından beri? 15 yaşından beri falan. Bildiğimiz düzende büyüme hikayesi açısından da biraz erken bir yaş 15. Tabii. Ne oldu da yalnız yaşamaya başladın sen? Bir keresinde küçükken işte tam ben gidiyorum dediğimde elektrikler kesilmişti. Korkup eve dönmüştüm. Ondan sonra pek ciddiye alınmamıştım aslında. Ama ondan sonra orada bulunduğum düzen, orada bulunduğum yaşam tarzı beni çok şey yapmadı ve ben de kendi hayatımı kurmayı istedim. Çünkü çocukluktan beri en çok sevdiğim şey oydu yani. Biraz muhabbet açıklığı olunca ben kendi başıma Ankara'ya taşındım. Orada bir evimiz vardı. Orada tek yaşamaya başladım işte. Kendi hayatımı kurdum resmen hiçbir şekilde bir kuruş bile para almadan. Hayata erken atıldım gibi bir şey resmen. Çünkü param olmadığında sokak sanatçılığı yapabiliyordum. Gidiyordum orada paramı kazanıyordum. İşte o zamanki şeylerde ne alınabiliyorsak, genç eğlencesi ne yapabiliyorsak öyle eğlenip gidiyorduk yani. Sen o evde senin bildiğin sebeplerden çok ait hissetmeyerek çıkıp gittin. Cellat'ın tabii evden gittiği yaş gelişimsel olarak önermeyeceğimiz bir yaş. Evet. 15 yaştan bahsediyoruz. Genelde zaten aileler çocuklara işte kendi hayalleri üzerinden yetiştirebiliyorlar. Atıyorum ben işte avukat olmak istiyordum. Sen o zaman hakim olursun. İşte dedem hep diyordu yok doktor ol bilmem ne ol falan filan ol. Kendi hayalleri üzerinden aileler çocuklarını büyütmemesi gerekiyor. Çünkü çocuklar da sonuçta bir insan ve birey yani. Yani onun da bir beyni var. O da bir şeyleri düşünebiliyor, yapabiliyor. Yani tamamen ben öyle bakıyorum. Ne bileyim kendi çocuğum 15'imde dese ki gitmek istiyorum dese. Şey falan dedim nerede acaba şey yaptım yani böyle seni üzecek bir şey mi yaptım? Seni kıracak bir şey mi yaptım? Sorarım ama gene kafasına göre bırakırım yani rahat. Öyle önemli bir şey söyledin ki demin. İnsanlar kendi eksik hayatlarını tamamlamak Hı-hı. için çocuk yetiştiriyorlar. Evet. İnsanlar kendi inandıkları kalıplara sığsın diye çocuk yetiştiriyorlar. Evet. İnsanlar geçmişteki yaslarını, acılarını tamamlayabilmek için bazen. İnsanlar o ailedeki üst kuşaktaki dedelere, babaannelere benzesin diye bazen çocuk yetiştiriyorlar. Hı-hı. İnsanlar bazen boşanmasınlar diye çocuk yetiştiriyorlar. Yani. Ya da bunun gibi bir sürü sebep var. Oysa çocuk bu yüklerin hiçbiriyle gelmez dünyaya. Yani uğraşmak zorunda da değil yani çocuk bununla cidden. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Program içerisinde sohbet ederken senden bize çok sevdiğim bir şiir ya da bir şarkı söylesen ne olurdu dediğimde sen de dedin ki abi benim şarkılar var zaten. Beni de onlar en iyi anlatır dedin. Hı-hı. Bir şekilde kendi duygularını kağıda döken biri olarak hani şarkı istemeyeyim senden de bu Hı-hı. masada. Belki bir şarkının sözlerini istesem senden. Yani mesela küçüklükte yazdığım bir şarkı vardı. Onda mesela yine başımda belalar. Yürüyorum tek tabanca bu limanda. Kaçıp giden tüm insanlar, geriye kalanlar, bana yeter mi? Esamesi yok. Mesela. Kaç yaş bu? Bu 16 yaşımda yazdım. 16 yaşında yazdım. Peki şöyle sorsam sana çocukluktan ve gençlikten birer soru, belki tek kelimelik bir cevap. Sence senin çocukluğunda ne eksikti? Yani çocukluğumda eksik olan şeylerden biri anlaşılmak olabilir, evet.
Peki tam da Z kuşağının da aslında temel dertlerinden sence senin gençliğinde senin neyin anlaşılmadı? Çoğu şeyi takip ederdim ve bulunduğum yerdeki işte arkadaşlarım mesela bu bilgi birikimlerine sahip olamayabiliyordu. Çoğu işte sohbet edemiyordum bazen ya da çok farklı tarzlarda giyiniyordum çocukken cidden. Biraz daha ayrı gibi hissediyordum kendimi. Yani bu kesinlikle ama şey demek değil işte oradaki insanlar çoğu şey bilmiyor ben biliyorum falan demek değil asla. Sadece yani insan kendi mutlu olduğu yerde olmak istiyor. İnsan kendini doğru ifade edebildiği yerde olmak istiyor. İfade ederken de karşısındaki insan da onu anlamayınca veya bu konu hakkında bilgisi yoksa zaten bir iletişim sağlanmıyor. Peki bazı cümleler başlatacağım. Senin tamamlamanı isteyeceğim. Aklına ilk gelen cevapla. Cevap evet. Bana bu hayatta en iyi gelen şey? Müzik. Çocukluğuma dönebilsem ona şöyle derdim. Aferin derdim. Bir gün unutulursam? İnsanlara yarar olacak veya insanları cidden sevebileceği, içinde kendisini bulabileceği diğer insanlar inşallah o zaman gündemdedir de ben unutulmuşumdur yani. Varsa üstü olsun. Peki. Bu hayatta beni en çok öfkelendiren şey? Bir yalan, iki de cidden insan satmak. En sevmediğim şey. En umutsuz anlarımda? Mutlu olmak için bir yol bulurum. Cehenneme gitsem buz satarım. Gene yolumu bulurum. Gelecekten beklentim? Barış, mutluluk. Sen kurduğun gençlik hayallerine 17-18 yaşında, hele ki yalnız yaşadığın o dönemde ulaştın mı? Yani tam olarak ulaşmış gibi hissetmiyorum. Sadece para insana işte yiyebildiklerini değiştirebiliyor. Belki oturduğu evi değiştirebiliyor. Yattığım yatağı değiştirebiliyorum ama belki eskiden daha rahat uyuyordum. Cellat, günlük dilde soracağım. TikTok'ta çok para var mı? TikTok'ta para var. Evet. Dolar üzerinden kazanılıyor genelde. İşte canlı yayınlarda insanlar girip hediye atmasıyla, destek olmasıyla ama genelde ben TikTok'tan kazanılan parayı zaten böyle çok önde tutmuyorum. Bağış gibi bakmıyorum. Destek gibi bakıyorum. O geldiğinde de zaten %50'sini hayvan barınaklarına bağışlıyoruz direkt. Gelir gelmez. Elime gelmeden para yani direkt. İşte kurumlara, kuruluşlara falan veriyoruz. Geri kalan %50'sini de zaten direkt yayındaki işte SMA'lı bebekler falan bayağı bu aralar işte TikTok yayınlarında var. Yardım isteyen işte onlara falan atıyoruz yani. Ya da arkadaşlarıma falan. Ama para var yani. Gerçekten bebeklerin yaşam hakkı için uğraşmak, doğanın düzeni için, yaşaması gereken hayvanlar için uğraşmak önemli bir şey. O yüzden güzel vicdanından bir tebrik etmek istedim seni. Teşekkür ederim. Diğer taraftan da merak ettim. Sen kazandığın parayı kendine, kendi hayat standartlarına harcamıyor musun hiç? Yani TikTok'tan kazandığım para çok zaten insanların genel Türkiye'deki ekonomiye göre tabii çok kazanıyorum. TikTok'tan ama bu benim çok fazla hayatımı değiştirmiyor. TikTok'tan aldığım para değil de genel işte reklamlardan, kendi yaptığım işler var. Onlardan gelen paralar daha çok işte hayat standartımı değiştirebilecek paralar oluyor. Bugün özellikle Z kuşağının dışında üst kuşaklardan işte X'de, Y'de, Baby Boomers'ta eleştirilen bazı yerler var. Çocuklara sorduğumuz zaman bazen Z kuşağında ne olmak istiyorsun dediğimizde o doktorların, mühendislerin, o lafların yanında artık YouTuber olmak isteyen, fenomen olmak isteyen, TikTok'ta olmak isteyen çocuklar, gençler var. Diğer taraftan da bunun eleştirildiği yer, işte bilgi sahibi olmadan, eğitimi tamamlamadan bir endişe yaratıyor insanlarda, anne babalarda da bazen. Evet. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yani üst kuşaklar bence başka şeylere endişelensin. Şu an Z kuşağından çoğu insan, sonuçta ben de bir Z kuşağı olduğum için en azından kendi düşüneceğim. Belki onlara uyuyordur hani bizim bakış açımıza. Yani şu anda aylarca, yıllarca okuyup bir meslek aşkıyla yapması gerekiyor ki, yani bir işi cidden parayla yapmaması gerekiyor ki o mesleği tamamen yapabilsin. Yani çoğu yerde de bu görülüyor. Ne bileyim doktor olmak isteyen ama maaşı için olmak isteyen bir doktor. Ne bileyim bu kadar yıllarca okuyup bu kadar emek gösterip üniversitelere işte doktorası falan filanı. Ama istediği parayı TikTok'ta bir saatte herhangi bir kız canlı yayından alabiliyor. O yüzden belki de çocukların genelde ya da gençlerin istediği bir şey. Ya da kendilerini daha doğru ifade edebileceği, işte bir kitle sahibi olmak istemesi. Büyüklerin endişelenme durumu da şöyle olabilir. Bilmediklerinden dolayı veya gördüğü diğer örnekler üzerinden değerlendirdiği için belki de. Belki de TikTok'a girmiştir adam. Bir bakmıştır işte garip bir video, işte saçma bir video. Bunu gördüğünde bir önceki çocuğuna sen ne olmak istiyorsun dediğinde fenomen olmak istiyorum diyecek. Sonra bir bakacak aklına gelecek mesela.
olma diyecek. Olmanı istemiyorum falan diyebilir belki. Söylediğin yerle ilgili önemli bir şey var. Ülkenin, dünyanın elbet iyi öğretmenlere, doktorlara, tabii, mühendislere, meslek insanlarına ihtiyacı var. Aslında bu dünyadaki insanların eğlence sektörüne de, sosyal medya platformlarına da, burada da keşfetmeye ihtiyacı var. O yüzden kişi neyin hayalini kuruyorsa onun için, evet, yatırım yapmayı, uğraşmayı, özenmeyi, eğitim almayı, okumayı bilmeli. O meslek o meslekten daha az kazandırıyor çoktan öte. Bunun üzerine gitmek önemli. Ama sen de biliyorsun elbette. Bilinçli bir yerden anlatıyorsun. Ama bazen gerçekten fenomen olmuş birinin patolojik biri olduğunu görüyoruz. Bazen fenomen olmuş birinin çocukların dünyasını karartacak ya da onlara çok kötü model olacak insanlar olduğunu, evet, görüyoruz. Belki de. Bu bir genelleme değil. Ama bazen fenomen olmuş birinin TikTok'ta gönderilen hediyeler vesaireler, işte o sistemin içerisinde çocukların kredi kartlarından, ailelerin kredi kartlarını kullanıp suistimal etmesini gördüğümüz örnekler var. Ne bileyim ne kadarı doğrudur inan çok bilmiyorum. Ama o dünyanın içerisinde de iyi örnek, kötü örnek var galiba. O biraz da oradaki kitleye seslenen kişinin, işte idol alınan kişinin biraz daha düşünce yapısına bağlı. Yani genelde de gördüğümde zaten ne bileyim eskiden çıkardığım içerikler işte bazıları cidden benim de utanç verici olabileceğini bildiğim içerikler. Ama izlendikten sonra bir kitle kazandıktan sonra o kitleyi nasıl doğru yönlendirebildiğime bağlı. Şimdi biraz sorumluluk sahibi, kendi hayatındaki zorluklardan da biraz beslenip diğerlerine de biraz model olmak isteyen bir birini görüyorum karşımda. Diğer taraftan anlatmanı da çok istiyorum. Şimdi ben baktım araştırırken seni takip eden insanlarla, az buz da insan değil bunlar, zamanında, geçmişte tam da anlamadım, sen anlat. Bir baba kız ilişkisi kurmak gibi bir mesele var orada. Evet. Hatta şöyle sloganlar var, işte genç kızlar, bazen çocuk yaştakiler, özgür bir deniz kızı değilim ama özgür deniz cellatın kızıyım gibi cümleler ediyorlar. Böyle videolar çekiyorlar galiba. Evet. Sen de babanızım demişsin o dönemin içerisinde. Aslında öyle bir şey olmadı işte. Ha, olmadı mı? Evet. Tamam. Bir anlatır mısın? Bu baba kız ilişkisi, baba olmak ne demek? Yani şöyle, bir gün bir yayın yapıyordum. Ve yayındayken küçük bir kız çocuğu yayınıma aldım. O zaman konuştuğumda işte ağlayarak girmişti konuşmaya. Çocuk şunu söyledi. Ben birkaç yıl önce babamı kaybettim. Ve hiçbir şekilde işte ailem beni mutlu etmeye çalışıyor, olmuyor, işte bilmem ne, hep bu aklımdaydı. Ve senin yayınlarına girdiğimde, işte şarkılar dinlediğimde, sen konuştuğunda bir şeylerden eğlenebildiğimi fark ettim. Yani böyle bir şey olduğunu söyledi ve ben sana bir yerde baba dedim. Ve baba dediğim için de benimle dalga geçtiler dedi. Sonra benim de ailem olan işte o topluluk, onlar da kız çocuğunu yalnız bırakmamak adına hepsi bir anda baba demeye başladı. Aslında oradaki olay onların babası olduğum için değil, sonradan o ailenin o küçük çocuğu işte linçleyenlere karşı sahiplenmesiyle oluştu. Ve yeni gelen kitleler de bunu böyle bildiği için çoğu çocuk baba demeye başladı. Bazen duyuyorum mesela, diyor ki anne babalar, ya işte bu fenomeni takip ediyor, bu kişiyi takip ediyor benim oğlum, kızım, çocuğum ve ne buluyor onda? Ya da niye bu kadar saat geçiriyor onunla beraber diye. Sorumuz şu oluyor öyle zamanda, ne buluyor onda değil, evde neyi kaybediyor? Bir çocuk eğer birine ciddi anlamda bir bağımlılık geliştiriyorsa platformlar üzerinden, tam da o bağımlılık geliştirdiği kişinin özelliklerine bakmak lazım, evde ne eksik onu bulmak için. Ya da hayallerinde neler bastırılmış onu bulmak için. Ya da o evde ihtiyaç duyup alamadığı şeyleri oradan nasıl alıyor ona bakabilmek için. O yüzden de birini anne, birini baba modeline koymak ya da diğerinin gülüşünü sevmek, öbürünün ne bileyim işte kıyafetini sevmek, diğerinde ona şefkat geliştirmek aslında kendi hayatımızdaki boşluk duygularını hiç tanımadığımız figürlerden yerine insanlar koyuyoruz bazen de cellat. Öyle bir yere gidiyor. Cellat, tam bilmediğim için söylüyorum, program sonunda da beni yok edeceğini konuştuk biraz önce. Buradan beraber yok olup gidebiliriz sonunda. Olur. Tamam. Tamam. Bana uyar, çok merak ediyorum deneyimi. Nasıl bir hareketim var onu yaparken mesela? Yani belirli bir hareket yok. O an sadece İçten işte. Gelir. Aynen. Yani o ana bağlı. Şunu yani. Yani var gerçekten. Peki cellat, önünde bir kutu var. Oraya hakkında yazılmış olumsuz eleştirilerden attık. Bir tanesini seç isteyeceğim. Farklı farklı cümleler, sözlüklerden, yorumlardan var içinde. Bir tanesini çek ve oku bize ve cevabını sen ver. Bir bakayım, ben alayım. Zaten çok da anlayamam gene ben. Sen bir sayı söyle abi. 4. 1, 2, 3, 4. Ya
Şöyle. Bir insan neden böyle videolar çeker ve bir insan neden bunu izler? Gerçekten anlamıyorum. Bizim umduğumuz olan gençlik buysa vay halimize demiş. Evet. Yani şimdi hangi videomu izlediğine bağlı tam olarak. Yani belki de şey videomu izlemiştir. Telefonu karşıma koyup böyle eğlendiğim kendimce. Belki öyle videomu izlemiştir. O videoyu izlemesiyle şu an YouTube'a attığım videoyu izlemesi arasında dağlar kadar fark var sonuçta. Buna cevabımı verdiğimi düşünüyorum. Hangi videoyu izledik kardeşim? Gerçekten anlamıyorum. Vallahi ben de çoğu şeyi anlamıyorum ama bundan yani mutsuzluk duymuyorum bazı şeylerde. Duyuyorum da bazen de. O senin psikolojine kalmış. Bizim umudumuz olan gençlik buysa vay halimize. Yani benim... Yani o kadar da kötü bir şey yapmamışımdır ya videoda. Yani o kadar da... Ne bileyim, garip geldi yani. Pardon kardeşim. Genel olarak aslında belli görüntülerden, fotoğraflardan ibaret zannediyoruz gençliği. Asıl mesele o. Ama baktığımız zaman ülkenin hafızasına kazınmış önemli, hepimizin yarası olan bazı fotoğraflar var. Evet. Geçen sene bu ülkede hektarlarca alan orman yandı. Binlerce hayvanımızı kaybettik. Evet. Aslında 7 insanımızı kaybettik. Tabii. Çok temelde ve insanlar evlerinden oldular. Z programının içerisinde bu bölümde bir memleket fotoğrafı gösteriyorum. Z kuşağının temsilcisi konuklarıma. Sana da orada olduğunu da bildiğim için bu orman yangınını göstermek istiyorum. Canımız çok yandı. Günlerce, haftalarca da aslında bu gündem devam etti. Bir şekilde de durdurulana kadar gerçekten canlar gitti. Doğada can. Sen baktığın zaman bu ülkenin bir genci olarak ne hissediyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, biz direkt yangının çıktığı gece gittik. Kenarda tuttuğum bir para vardı ve onunla cidden gidip bu tarafa yardımcı olabileceğimi düşündüm. İşte bir kamyon ayarladık, bir tane pick-up ayarladık falan filan. Direkt gecesi gittik. Her taraf kül olmuştu, o yanan bölgelerin çoğu. Arabayla o gidilmemesi gereken yerlere bile gittik. Çünkü ne olduğunu görmek istedik, bilmek istedik. Daha çok sosyal medyaya yansıtmadığımız durumlar da var. Biz arabayla giderken yanan şeyden işte önümüze taş düşüyor falan. Biz arabayla birkaç kere taş düşme tehlikesi geçirdik ve bizzat gözümüzün önünde sıfırdan yanan bir orman gördük. Yani gözümüzün önünde ateşe verdiler orayı ve yaktılar. Yani ben kesinlikle çok garip hissediyorum. O fotoğrafı görünce cidden o anlar falan gözümün önüne geliyor. Yani bir şeyin canının yanması ne olursa olsun, her insanın canını yakmalı eğer içinde vicdan varsa. Benim de o zaman cidden çok aşırı etkilemişti beni psikolojik olarak. Direkt onu gördüm. İnsanoğlunun canı yanar gerçekten. Hem evleri için, hem insanları için, hem hayvanları için canımız yanmıyorsa zaten orada başka bir vicdan eksikliği var. Orada bir video çektin, orada videolar çektin ama orada bir video çektin. Hatta o video eleştirildi de o dönemin içerisinde. Şöyle bir hatırlatmak da istiyorum. Yangının oradasın, bir yandan destek sağlamaya çalışıyorsun. Ama diğer taraftan da bunun videosunu niye çekiyorsun diye sordular sana. Evet. Bu tamamen farkındalık. İnsanların bir şeyin fark etmesini ve sonuçta ben kitleme videoyu 10 milyon izletebilmişim. Bu konu hakkında kötü yorum yapan bir insanla eğer ben oraya gitmiş olsaydım onun da eminim bakış açısı bu konuda değişirdi. Çünkü gözümüzde gördüğümüz şeyler cidden bir insanın kaldırabileceği şeyler değil yani. Gözümün önünde bir orman yanıyor, sıfırdan yakılabiliyor ve onu yapan şahıs orada, kişi orada yakıyor ve ben ona müdahale edemiyorum ve kimse de müdahale edemiyor. Geri dönerken İstanbul'a resmen birisi giderken, burada bir tek şerit var, bir de karşıdan gelen bir şerit var, ortada palmiyeler vardı. Birisi resmen geçerken palmiyeyi de yakmış geçmiş. Yani hala sıfırdan yakılan birçok şey gördük yani. O çok garipti. Can yakıyor bu söylediğin şeyleri. Biliyoruz, bilmek de can yakıyor. Aynı zamanda da cellat onun kuşağı, Z kuşağı. Hele ki vicdanlı yetiştirilmiş çocuklardan oluyorlarsa aralarında. Kendi bildikleri dilde ses çıkartıyorlar. Evet. Yani illa onlar üst kuşaklar gibi kamerayı ellerine alıp isyan etmek ya da işte bir diğeri gibi belki
Ne kadar güzel tabii ki ama gidip kendi imkanlarıyla bunu çekmek gibi değil. O da kendi bildiği yöntemle kendi kitlesini ayağa kaldırıyor. Evet. Bakın buraya dedirtiyor. Bu da bir şeydir. Bazı kelimeler söyleyeceğim. Aklına ilk gelen kelimeyi söyle lütfen bana. Karşılığı senin için her neyse. Şöhret. Güzel. TikTok. Uygulama. Güç. Kontrollü. Baba. Bilmiyorum. Gelmedi aklıma bir şey. Baba yani. Peki. Linç. Sürmenaj. Siyaset. İlgilenmiyorum. İktidar. İlgilenmiyorum. Muhalefet. Onunla da ilgilenmiyorum. Adalet. Olmalı. Ekonomi. İyi olursa güzel olur. Gelecek. İnşallah parlak. Aşk. Yaralıyız bu konuda. Peki, çoğunluğumuz gibi diyelim. Evet. Genel olarak. Şunu sorayım. Hayatında alan açtığın, istediğin bir şey mi aşk? Aşk birçok kez güvenmeye çalışıp da sanırım doğru yaşta yapmadığım bir şey. Yani aslında ileride büyük yaşta böyle şeyler başlasaydı gerçekten iki insan daha iyi iletişim kurabilir, karşıdakini daha çok anlayabilir ve o anın şeyine kapılmadan karşıdakine saygıyla yaklaşabilir. İşte ona yalan söylemeyebilir, onu belki aldatmayabilir. Böyle şeyler. İstediğin de öyle bir ilişki, yaşadığın olumsuzluklar da böyle olumsuzluklar diye anlıyorum. Tamam, peki. Sence Z kuşağı anlaşılıyor mu diğer kuşaklar tarafından? Yani her insanın olduğu gibi işte her ülkenin içinde işte hırsızı da olduğu gibi, iyi insanı da olduğu gibi her kuşağın içinde de farklılıklar olabiliyor. O yüzden asıl Z kuşağından bahsediyorsak da yani daha çok yenilikçi, daha çok globalleşen, artık küçüklükten beri bilgisayarla büyüyen, ben de öyleyim mesela. 7 yaşımda bilgisayarla tanışmış bir çocuğum yani. Bilgi deryası var orada. İstediğimi okuyabiliyorum, istediğim yerden istediğim bilgiyi alabiliyorum. Daha çok ondan sonra kendi ilgi alanlarıma yöneldiğim zaman bir sürü kapı açılıyor karşıma. Yani o biraz daha Z kuşağı cidden bilgiyle büyümüş. İstediği bilgilerle daha özgür büyümeye başlayan bir kuşak. O yüzden üst kuşakların şu an anlayamaması çok normal. Çünkü bizim anlayabildiğimiz çoğu şeyi bazen onlar anlayamayabiliyorlar. Bilmediği için, daha önce görmediği için, daha önce böyle bir çocuklukta büyümediği için. Aslında öyle. Peki, anlamaya da gayret göstermek önemli geliyor evet, bana. Göstermeliler. Çünkü o zaman uçurumlar artıyor kuşaklar arasında. Sevgi, ilgi, ona ihtiyacı var herkesin. Hangi kuşak olursa olsun o bağlar azalıyor hayat içerisinde. Evet. Celat, bugün seni bu masada bir üçüncü kişi dinliyor olsaydı, buraya bir sandalye çekmiş dinliyor olsaydı, artık evet, hayatta olmayan biri, tarihten ilham aldığın biri olabilir, ailenden biri olabilir. Şöyle bir düşün isteyeceğim ama artık bu dünyada yok. Kuşakları bir buluşturalım istiyorum burada. Kim olsun isterdin o kişi? Yani beni duyup dinlemesi bence bize bir şey kazandırmaz çok daha. Ne bileyim, eski zamanlara gidip eskiden olan şeyler şu an benim hayatımda bir şey değiştirmiyor. Ama belki de bilmem gereken bazı şeyleri de öğrenebilirim oralardan. Yani herhangi bir kişi olarak dünyaya cidden hükmetmiş insanlara sorardım yani. Herhangi bir insan ismi gelmiyor aklıma şu an. Cellat, iyi ki geldin. Teşekkür ederim vallahi, çok mutlu oldum. Senin yönteminle gidelim. Senin TikTok videolarında ortadan kayboluyoruz. Evet. Tamam. Üçten geriye sayıyoruz, elimizi şıklatıyoruz abi. Tamam, hadi bakalım. 3, 2, 1.